Ressam Petrus Christus 1420'de Hollanda'da doğdu. Döneminde etkin olan Erken Hollanda tiyatrosunun ressamıydı. Yaptığı yenilikler ve minyatürlerde el yazması aydınlatmasından türetilen titiz bir tekniğe dikkat çekti. Christus yüzyıllar boyu bilinmeyen bir figür sergiledi. Bu figür modern sanat tarihçilerinin çalışmalarının zamanına kadar kurulamadı. Milano'da Pier da Brucia belgesi bulunmasına rağmen ressamın İtalya'yı ziyaret ettiği kesin değil. Kuzey Avrupa ressamlarının teknik başarılarını diğer İtalyan sanatçılara getirdiği bilinmiyor. Ancak tabloların hepsi İtalyanlar tarafından satın alındı. Şimdi Christus'un 1450 yılında çizdiği Nativity tablosuna bakalım. Ön planda resmi çerçeveleyen heykelden yapılmış bir kemer var. Kemerin üzerinde de insan minyatürleri. Kutsal karakterler doğaya yansıtılmış. Gökyüzünün mavisi ve aydınlanışı aksine güneşin battığını düşündürüyor. Yeşilin ve yaprakların rengine bakılırsa mevsim sonbahar olmalı. Arkada ard arda çizilmiş iki tepecik var. Ortasında ise bir köy ve arasından çıkıp tüm dikkati üzerine çeken bir sinagog. Resmin tam ortasında bir adam ve kadın, ikilinin altındaki atlas benzeri figürlerden Adem ve Havva olduğu anlaşılıyor. Ve Havva'nın eteğinde yeni doğmuş bir bebek. İki yanında ise dört melek ona bakıyor. Tablonun solunda karanlıkta kalmış kanatlı bir at ama kanatları bağlı. Bu kare günahkar insanı sembolize ediyor. Sanatçı ilahi olan her şeyi ustalıkla resmetmiş. Tablo da masumiyet dikkat çekiyor. Ressamın bu tablosu için yapılan muamele istisnadır. Çünkü fotoğrafın İngiltere'den Amerika'ya olan Marconi kablosuyla bağlandığı ilk resimdir. Boyama doğrudan New York'a gönderilirse yapılacak ihracat ücretlerinden kaçmak için Duvens, Madrid'den Almanya'ya, sonra Paris ve Amerika'ya giden dolambaçlı bir yol izledi. Bu yüzden tablonun değeri neredeyse paha biçilemez. Thank you.